Şu konuda bir şey sorabilir miyim? Kur korumalı mevduatta zorunlu karşılıklar 6 ayda %25'e çıktı. 10 puan birden arttı. Bankalar götürecek bu karşılıkları Merkez Bankası'na verecek. Doğru mu? Doğru. 300 milyar lira civarında bir likidite piyasadan çekilip park edecek. Doğru mu? İkna ederse, edemezse. Yani sen diyor ki bunu yapmadığın sürece, KKM tuttuğun sürece böyle. Anlattıklarınızdan ikna etmesi zor Evet, anlıyorum. işte etmek zorunda. Gitgide faizler daha da yükselmeye Daha da başlayacak. yükselmeye Yani başlayacak. faizlerin daha yükseldiği ortamda piyasada daha zor kredi bulmaya başlayacak. Evet. Reel ekonomi borsa bacağında da krediyle faizlerin yükseldiği, borsaya bir alternatif olmaya başlayan gitgide faizleri yani Faiz oranı. faizleri dolaylı yoldan itmeye devam ediyor aslında Bunun ekonomi borsaya bir yönetimi. etkisi olur mu? Negatif. Negatif olur. Negatif etkisi olur. Çünkü bankacılık sistemi, şimdi bir süredir hatırlarsan pazartesi günü de borsayla ilgili çokça uyarı yaptım. Neden? Çünkü çok fazla bilinçsiz yatırımcı maalesef 7 milyonu bulan yatırımcı borsaya giriş yaptı. Bunlar borsanın ne anlama geldiği, niye ne yapıyoruz diye, nasıl coin'i alırken kripto paralara ne olduğunu bilmeden alındı, satıldı, sonra da büyük hasarlar oldu. Borsada bu riskler var. Çünkü borsaya giriş yaparken siz bir şirkete ortak oluyorsunuz aslında. Şirket ne iş yapar? Niye ortak oluyorsun? Hangi ortamda para kazanır? Bunları bilerek giriyorsanız hiç sorun değil. Ama genel kitle böyle girmediği için kurtlar, borsanın eski oyuncuları tabii baya baya borsa yükseldikçe yavaş yavaş hafiflediler. Borsada biraz biraz portföylerini kenara çektiler. Şimdi böyle bir ortamın, bu tip haberlerin, yükselen faiz ortamı, çünkü borsa bir alternatif olmamasıydı en önemli sebep. Tabii. Şimdi faizin yavaş yavaş Parayı alternatif ne olmaya yapıyorsa başladığını olsun. görüyoruz. Artı borsada kredili işlem yapma diye bir olgu var biliyorsun. Böyle biraz borsa çok iyi olacak diyorsun, kredi alıyorsun mesela. Onunla daha fazla hisse senedi alıyorsun. Şimdi kredi maliyetleri yükseldikçe de yavaş yavaş borsadan daha da çok kazanman lazım ki o kredinin faizini de çıkarabil. Şimdi öyle hızlı hızlı giderken tamam, ama borsanın hızlı gitmediği, yavaşlamaya başladı son birkaç haftada özellikle görüyoruz. Böyle yukarı 8400'e kadar gittik ama son Aşağı 7500'lerden itibaren aslında çok böyle ite kaka İvme gittik. kaybettik. Çok ivme kaybettik. Şimdi ondan beri de bir sıkıntı vardı. Şimdi oraya doğru işlerin biraz daha dün gördük ki ya burası borsa satış yiyebiliyor bu hafta. Pazartesi uyarımızdan beri bak 8400'ü gördük. Dün 8000'e kadar düştük. Korkarım borsa biraz daha düzeltme yapmak durumunda kalacak. Şöyle bir algı var. Israrla söylemiştim geçen hafta pazartesi biliyorsun. Enflasyon olan borsa düşer mi deniyor. Düşer. Ki düşüyor işte. Yani borsa illa enflasyonla birebir paralel gitmek zorunda değil. Önce o şirketlerin ne kadar bu işten para kazanabilir. Mesela bankalar. Borsaya kote bankalara bakıyoruz. Şimdi bankaları anormal sıkıştırdığını görüyoruz ekonomi yönetiminin. Oraya maliyetleri yükseliyor. Ya yani şimdi mevduat faizinin yükselmesi demek bankanın çok daha parayı pahalıya bulması demek Onu vatandaşta. yükseltmezse devlet tahvili alacak. Evet. Dolayısıyla o da daha da pahalı kredi vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla siz bankaya kızacaksınız kredi almaya gittiğiniz zaman. Ama bankada daha pahalı aldığı mevduatı daha pahalı satmak durumunda kalacak. Ekonominin direkt yavaşlaması ve Likiditesi bankaların azalacak. evet, hem likiditesi azalacak hem de ekonomiyi yavaşlatacak komple. Bütün bu önlemlere baktığınız zaman aslında önümüzdeki dönemin kısa vadenin en azından borsa için çok da olumlu olmadığını, onun için birazcık temkinli ya. Çünkü bakarsak sosyal medyaya, televizyon kanalları da dahil olmak üzere bütün sektördeki yorumcu arkadaşlarımıza borsanın düşmesi neredeyse imkansız gibi yorumlar yapılıyor. Öyle bir şey yok. Yani çok tehlikeli böyle yorumlar. Borsa riskli bir enstrümandır. Ben 32 yıldır borsada çok para kazanmış, bu sektöre çok Ne güzel. gönül vermiş bir insanım. Ama riskli dönemlerini anlatmakla yükümlüyüm. Şu anda da borsanın çok rahat olmadığı bir Ama dönemdeyiz. 12.500'ü görür falan, 10.000'i kesin görür diye yorumlar okuyorum. Ya her yeri görecek zaten. Ya işte enflasyon olan bir borsa yukarı Ne gidecek. kadar bir süre Ama dikkat zamanlama etsinler? çok önemli borsada. Dönemsellik diye bir şey var. Mesela bu ralliler 3-3,5 ay gibi bir zaman birimi sürüyor. Dikkat edersen Mayıs sonunda, yani Haziran başı kabul edersek şu anda 3,5 ayını tamamladı bu borsa. Dolayısıyla şimdi burada bir aylık, birkaç haftalık, bir aylık falan bir dinlenme, geri çekilme son derece Ne kadara normal kadar geri karşılanmalı. çekilir? 8 bin şu anda, 8.013'te. Yani 7.000'e kadar düşmesi çok anormal karşılanmamalı. Bunu kimse beklemiyor. O Sen açıdan az olma parayla ihtimali girdiniz, artıyor. dikkat edin. Yani bu riskler var. Şu Demir anda artık çelik dışında sektörel öneriniz var mı? işte sektörel olarak biliyorsun geçen pazartesi de söyledim. Ben biraz orta vadeli bakanlar için demir çelik sektörünün Onu ve perakende söylediniz. sektörlerinin iyi olabileceğini düşünüyorum ama Perakende, genel anlamda piyasa satışlarken her şey yer. evet. Onun için hani bunlar ben bunu aldım yarın zarar edeceğim. Evet, çünkü bir süre daha düşüşten sonra düzeltmeden sonra ilk bakılacak sektörler olarak bakıyorum ben bunlara. Hani böyle bir düzeltme tamamlansın, biraz daha borsa geri çekilsin.
bu ilk heyecanla gelen, haberlerle gelen, yüksek faiz ortamı sebebiyle gelen satışlar. Bir de yabancı finansmanı görelim yani. Israrla diyoruz ki şuradan para gelecek, buradan gelecek ama bir şey gelmiyor. Bir şeyler görmeye başladık. Canlıyı görelim, biraz giriş yapalım. Şu an hiçbir şey görmüyoruz maalesef. O açıdan biraz temkinli bakıyorum. Yani ısrarla. Borsaya bu dönem temkinli bakıyorum diyor Devrim Akgül. Kızıyor insanlar bize böyle söylediğimiz zamanlarda. Hep düzeltme bekliyorsunuz falan. Öyle hep beklemiyoruz aslında. Yani borsayı hatırlarsan seçim gecesi borsanın yeni rekorlar kıracağını. 7000'i geçeceğini söylemiştim. Evet. 7000'lere kadar hedefler vermiştik. Hı-hı. Şimdi 8400'e kadar geldik. Geçen hafta da dinlenir bu seviyelerde dediniz. Sonra geri çekilme başlar dediniz. Aynen. Dolayısıyla öyle bir şey oldu maalesef. Şimdi maalesef diyorum çünkü canlar yanar böyle zamanlarda ama hızlı gittiği zaman da bunun bu tip geri çekilmeleri normal karşılamalı. Paniklememeli ama paniklememeli derken yani stop loss almak diye bir şey de var. Yani bir yerde zararınızı kol kesmek diye tabir edilen halk arasında. Yani bir miktar zararda bazen çıkıp biraz geri çekilip daha aşağıdan pozisyonunuza tekrar bakmak daha sağlıklı. Orta uzun vadede borsa yine söylediğim gibi 10 binler 12 binler olur mu dedim kesinlikle olur. Ama ne, ama zaman, ne olur? Zaman olur? Sensiz şimdi... Nereye kadar düşer de sonra evet, olur. Evet, yani siz hasar gördükten sonra ondan sonra sen tekrar olacağım. Maliyetinizi beklemeye başlarsınız. Böyle bir şey vardır borsada biliyorsun. Uzun vadeli yatırımcı olunur. Hani yukarıdan aldığın zaman zarara geçersen uzun vadeli yatırımcı haline gelirsin. Evet. Halbuki biz uzun vadeli yatırımcı olun ama iyi yerlerden maliyetlenin diyorum. Yani evet. Onun için piyasada biraz daha karamsar anlarını beklemek siz göğüs lazım. Göğüs hisasını yakalayın. Evet, geçen yayında senin üstüne evet. Bastırarak söylediğin yani billa... Tepeyi zaten ya da dibi beklemenize gerek yok. Dipleri veya tepeleri yakalamakla uğraşmayın. Evet. Biraz böyle... Göğüs aradaki seviye. Arada alın. Sonra yükseldikçe birazcık temkinli satış, evet. Kademeli satış yapın. Geri çekilmelerde tekrar alabilirsiniz. Aa geri çekilme olmadı. Olacak yani. Her zaman borsalar yükselir. Olur. Ve düşer yani. Bu böyle borsalar tek yönlü enstrümanlar değildir. Aynen. Yeni gelen kitlede böyle bir sorun var tabii. Borsanın mesela böyle bir de vedalaşamıyorlar. Halka arz olan şirketler çok yoğun tabii halka arzlar var. Hepsinin çok iyi performans göstermesini bekleyemezsiniz. Yani olmaz böyle bir şey yok zaten. Orada da 7 milyon yatırımcının korunması için düzenleme gerekiyor diyor. Evet. Sermaye Piyasası Kurulu'nun dün mesela bu sabah gördüm birkaç tane yasaklar da getirmiş. Yeni şirketler hem de bazı uygulamalar. Hmm. Brüt takas yasağı filan uygulamaları gibi görevini yapıyor Sermaye Piyasası Kurulu. Ama tabii İyi bu kadar yeni yani. Şirkete böyle ceza geliyor olması enteresan. Çünkü tabii. Daha önce bunlara müsamaha ediliyordu. Daha yani, önce de bakılsaydı daha iyi tabii. Muhtemelen biraz daha önce yapılsaydı. İşte daha orada iyi. Da biraz halkın hep meşgul sonra. Olması istendi sanıyorum. Hani, bayağı meşgul oldu. Bayağı 7 milyon yatırımcı meşgul şu anda da evet. Biraz fazla sayı yani. Şimdi o kadar tuhaflıklar var ki. Yani hani öncesinde daha iyi olabilirdi. Kredi kartından para çekip dönüp borsada hisse senedi aldı. Asgari ücretini götürüyor. Annesinin babasını kardeşini alıp gidiyor. Emekli maaşlarını götürüyor. Yani öyle bir sistem oluştu. Para kazanmaya çalışıldı. Bir miktar da kazanıldı. Şimdi tekrar uyarıyorum.